aylık bu... Burada 4 gündür Urfa'da organize sanayi bölgesinde Özak tekstil işçilerinin direniş alanındayız. Urfa biliyorsunuz bölgede işçilerin ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü, ucuz iş gücü olarak görüldüğü ve buradaki patronların teşvikle halkın ve emekçilerin vergilerinden oluşan bütçelerden ayrılan teşviklerle sözde istihdam yaratılsın diye buralara yatırım yapıyorlar. Ama bunun karşılığında işçilerin kölelik koşullarında çalışmasını istiyorlar. Burada başta Urfa olmak üzere bölgedeki pek çok ilde işçiler asgari ücretle hatta asgari ücretin altında kölelik koşullarında, sefalet koşullarında çalışmaya zorlanıyor. Ve sadece ücret meselesi de değil. Hemen hemen her fabrikada başta kadın işçiler olmak üzere her türlü baskıya, mobbinge uğruyorlar. İşçilerin sendikal örgütlenme özgürlüğü tanınmıyor. Sendika seçme özgürlüğü tanınmıyor. İşçilerin izin gibi hiçbir sosyal haklarını kullanamıyorlar. Burada resmen bu teşvik kapsamında istihdam yaratsın diye kurulan bu sanayi bölgeleri adeta köle kampına dönüştürülmüş durumda. Ve bugün Urfa'da 4 gündür Özak tekstil işçilerinin yaptığı gibi bölgenin pek çok yerinde, Antep başta olmak üzere pek çok yerde İşçiler bu kölelik koşullarına karşı mücadele ediyor, örgütlenmek istiyorlar ve burada olduğu gibi direniş yapıyorlar. Ancak işçiler hakları için harekete geçtiğinde de işte tıpkı Özak'ta olduğu gibi jandarma, valilik, kolluk kuvvetleri herkesi karşısında buluyorlar. Yani bu kenti ve bu bölgeyi, bu ülkeyi yönetenler bu bölgedeki işçilere karşı işlenen bütün suçlara izin veriyor. Patronların işçilere karşı her türlü suçu işlemesi, anayasayı, yasal hakları ayakları altına alıp çiğnemesi serbest. Ama işçilerin bu haksızlıklara karşı yasal, meşru ve demokratik haklarını kullanarak hak araması ise yasak diyorlar. Dün Urfa Valiliği, Özak patronunun doğrudan talimatıyla Urfa genelinde bir yasak kararı aldı. Burada, bu fabrikada 3 gündür, 4 gündür bütün dünya duydu, Sağır Sultan bile duydu. Burada işçilere yapılan baskıları, tehditleri, işçilere karşı işlenen suçları, kadın işçilerin nasıl baskıyla, tehditle baskı altına alındığını, nasıl suçlar işlendiğini ve bunun sorunlarını herkese duyurduk. Asıl buna müdahale etmesi gerekenler, bunun hakkında işlem yapması gerekenler, buna karşı hakkını arayan işçilerin mücadelesini kırmak için müdahale ediyorlar.